Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizler için özel bir içerik hazırlamak istedik ve Marmara Forum'da bulunan MediaMarkt mağazasına geldik. Malum şu anda tatil dönemindeyiz. Herkes tatile çıkıyor, memleketine gidiyor ya da Akdeniz, Ege tarafına çeşitli seyahatlerde bulunuyor. Bu seyahatlerde insanların ihtiyacı olan gereksinimlerden bir tanesi de aksiyon kameraları diyebiliriz. Aslında aksiyon deyince böyle aklımıza çok çeşitli aktiviteler gelebilir. Ama pek çok kişi aksiyon kameralarını tatillerde kullanıyor. Nasıl arkadaşlar? Biliyorsunuz halihazırda satışta olan aksiyon kameralarının en önemli özelliğinden bir tanesi de su altında muazzam çekimler yapabilmeleri. Şayet aldığınız aksiyon kamerası su geçirmemezlik gibi bir özelliğe sahip olmasa da ne yapıyorsunuz? Çeşitli kılıflar alarak bu cihazları suyun altında kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir opsiyon sunduğu için de aksiyon kameraları tatillerde, deniz altında, havuzlarda vesaire çekim yapmak için sıkça tercih ediliyor. Biz de dedik ki hazır tam tatil dönemindeyken takipçilerimiz için aksiyon kameraları önereceğimiz bir içerik hazırlayalım. Ve bunun için az önce de belirttiğim üzere Marmara Forum'da yer alan MediaMarkt mağazasına geldik ve buradaki bazı modelleri inceledik arkadaşlar. Şimdi sizler için birkaç böyle bir aksiyon kamerası tavsiyesinde bulunmak istiyoruz. Şimdi dilerseniz ucuz fiyattan başlayarak birkaç böyle modelle sizlere tavsiyelerde bulunalım. Buradaki ilk modelimiz arkadaşlar Seagem'in KeySam Oxygen aksiyon kamerası modeli. Bu gördüğünüz gibi arka tarafta ekranı bulunan bir model arkadaşlar. 4K video kaydı gerçekleştirebiliyor. Ve fiyatı da buna rağmen hayli uygun. Şu anda bu aksiyon kamerasını MediaMarkt mağazalarından edinebiliyorsunuz. Dediğim gibi hani böyle çok fazla bir para vermek istemiyorsanız, bütçeniz böyle çok fazla değilse bu tarz bir kamera alabilirsiniz. Ama ben hani biraz daha böyle kalibremi bir tık daha yüksek tutmak istiyorum diyorsanız Boudin 4K Wi-Fi aksiyon kamera modeli bulunuyor. Bunda temel fark Wi-Fi özelliğinin bulunması arkadaşlar. Wi-Fi özelliği yer alan kameralarda görüntü aktarımını vesaire Wi-Fi üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz dilerseniz. Ayrıyeten telefondan vesaire de bu cihaza bağlanabiliyorsunuz ve cihazınızı telefon üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Geçtik. Ben bütçemi biraz daha arttırmak istiyorum. Bunu sadece tatilde değil ama profesyonel hayatımda da atıyorum bisikletçisinizdir, motor sürücüsünüzdür. Yani gündelik hayatta da kullanmak için sağlam bir aksiyon kamera arıyorum diyorsanız o zaman sizler arkadaşlar DJI Osmo Action kamerasını tavsiye edebiliriz. Burada DJI'ın Osmo Action serisindeki en önemli özellik ön tarafta da bir tane ekranın yer alması. Aksiyon kameraları hayatımızda uzun süredir var. İlk çıkan modellerde hatırlayacağınız üzere ekran bulunmuyordu arkadaşlar. Yani hem önde hem arkada ekran yoktu. Sadece ne yapabiliyordunuz? Uygulama arayüzünden vesaire bakabiliyordunuz. Hatta bazı kameralarda uygulama arayüzü de yoktu. Ne yapıyordunuz? Rece basıyordunuz. Artık karşınıza nasıl bir görüntü çıkarsa biraz şansınız oluyordu. Yeni nesil kameralarda ise zaten arka tarafta ekran geliyor. Fakat DJI Osmo Action gibi bazı modellerde ön yüzde de bir kamera bulunuyor. Dolayısıyla çekimlerinizi şu şekilde hani elinize alıp farklı çeşitler yapmak isterseniz kendinizi burada görebiliyorsunuz. Ona göre açınızı ayarlayabiliyorsunuz. Şunu söyleyebilirim. Hani ben su altında çekim yapmak istiyorum diyorsanız, işte havuzdur, sahildir, denizdir vesaire. Bunun için bir kamera arıyorsanız gerçekten DJI Osmo Action işinizi tam olarak görecektir. Şundan sebep söylüyorum. Diğer gösterdiğimiz modellerde ekran sadece arka tarafta vardı. Dolayısıyla şöyle tutup çekim yaptığınızda nasıl göründüğünüzü kestirmeniz çok da mümkün olmayabilir. Fakat bunda ön tarafta ekran olduğu için rahatlıkla kendinizin nasıl göründüğünüzü de gözlemleyebilirsiniz. Şunu da size belirtmek istiyorum son olarak. MediaMarkt'ın internet sitesinde pek çok model var arkadaşlar. Dolayısıyla oraya girdiğinizde farklı modelleri de tercih edebilirsiniz. Burada sizin kriterlerinizi belirlemeniz lazım. Aksiyon kamera alırken ben neleri bekliyorum? Örneğin su altında kılıf olmadan su geçirmezlik özelliğine sahip olsun diyorsanız bunu sağlayan belli başlı modeller var.
Fakat fiyat kalibresi biraz daha yüksek. Lakin dediğimiz gibi daha düşük fiyatlara aldığınız modellerde de ne yapabiliyorsunuz? Çeşitli kılıflar takarak bunları su altında falan kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla öyle çok yüksek ücretler ödemenize de gerek kalmıyor. Tabi burada şarj süreleri vesaire de işin içerisine geliyor. Eğer çözünürlüğü biraz düşürtmek isterseniz fiyat mesela biraz daha ne yapıyor? Aşağılara iniyor. Fakat şunu söylemem lazım. Hani belli seviyelerde de 4K çekebilen makineler bulmanız mümkün arkadaşlar. Tabi 4K çektiğiniz videoların hafıza kartında hayli geniş yer kapladığında unutmamanız gerekiyor. Atıyorum 128'lik bir kart aldığınızda 4K'lık video kaydı gerçekleştirdiğiniz zaman 10 dakika gibi bir süre veriyor size. Fakat bunu Full HD'ye çektiğiniz zaman süre olayı 3-4 kat artıyor. Bunu da göz önünde bulundurmanız gerekli. Eğer aksiyon kameraları ile ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa bizlere bu videonun altında sorabilirsiniz arkadaşlar. Biz de elimizden geldiğince sizlere yanıt vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.